işte. Ama kalmadı ya. Yürüyoruz.
karşımda bizi çek neyse ya. Ben de şimdi bu kardeşim Allah Allah ya. Sen ne rahatsız oluyorsun? Söylemişim.
Lan. İyi akşamlar sevgili canlar. Sayın muhtarım. Sayın devlet başkanımız. Yine diğer köylerimizin muhtarları ve aramızda bulunan devlet başkanları. Kuralı Belediyesi'nin belediye meclis üyeleri. Sevgili uğranlar. Sevgili koca adamlar. Ve sevgili canlar. Yine bir yıl aradan sonra böyle bir etkinlikle yine bir aradayız. Tabii ki bunlar bizi bir araya getiren, bizi birleştiren ve bizim bazı şeyleri paylaşmamıza vesile olan günler. Umuyorum ve biliyoruz ki bu tür günler sıklıkla yaşansın. Çünkü çoğu zaman her birimiz kendi meşguliyetimiz içerisinde belki kendi kendimize birbirimize zaman ayıramıyoruz. Ama böyle etkinlikler vasıtasıyla yine bir aradayız. Ben bu güzel organizasyonu gerçekleştiren devlet başkanımıza ve köy muhtarımıza ve bütün katkı veren tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii köyümüz Erzincan'ın en büyük köylerindendi. Çok uzun yıllar önce. Şu anda da nispeten öyle ama. Ve dolayısıyla bu köy kendi bağında çok insanlar geliştirdi, yetiştirdi. Ben de onlardan biri kabul buyurursanız ve bu manada da ben de köyüme çok şey minnettarım. Ama tabii ki bizler ülkemizin içinde bulunduğu koşulları göz önüne aldığımızda her geçen günden daha fazla bir arada olmak, daha fazla birlikte olmak ve daha fazla dayanışma göstermek durumundayız. Tabii ki biz bu kadar değiliz. Tabii ki bizim gurbette olan onlarca yüzlerce canımız, insanımız var. Gerek köyümüzde, gerek civar köylerimizde, gerek sizin yerlerimizde. İnanıyorum ki onlar da bu etkinlikte olmak isterlerdi. Şu anda onların gönülleri de bizimle birlikte. Ama aramızda değiller, ama gönülleri burada. Ve onlar sanıyorum bu gecenin videosunu internet yoluyla ya da diğer şekillerde izleyerek onlar da bir nebze de olsa buradaki coşkuyu görmüş olacaklar. Tabii ki geçen bir yıl süre içerisinde getirdiğimiz canlarımız oldu. Biz onlara rahmet diliyoruz. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu, mutluluklarımız oldu, acılarımız oldu. Ama temennimiz odur ki bundan sonraki günlerimizde toplum olarak hep iyiliklerden bahsedelim, iyilikleri yaşayalım, acılarımız yaşanmaz. Ben sizi fazla tutmak istemiyorum. Hepinize bol muhabbetli, eğlenceli, neşeli bir gece olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Erol Can, Erol Can'ı mikrofona davet ediyorum. Alkışlarınızı alabilir miyim Erol Can'a? Hocam hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Bu güzel bir geceyi hazırlayan Koca Kaygı eski adı Nuhal. Asıl adı Nuhal. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği burada da çok güzel bir yazı atmışlar. Bu dernek en başta Nevzat Karadağ ve Güzel Akbola olmak üzere tüm yöneticilerine verdikler bu emekten dolayı oluşturdukları bu güzellikten dolayı teşekkür ediyorum. Burada genel alanda söylemek istiyorum ama özel alanda Nuhal halkına şunu söylemek istiyorum. Dünyanın en zor iş hiçbir maddi manevi karşılık beklemeden sivil toplum örgütlerine görev alabilmektir. Ve Nevzat Karadağ ve Güzel Akbolak'ın hiçbir maddi manevi çıkar gözetmeden gösterdikleri emeği çok yakından görüyorum, istiyorum. Nuhal halkında ricam, eleştirmek çok kolay, yemek çok kolay. Önce kendinizi işe katacaksınız, derneğinize üye olacaksınız, derneğinize destek vereceksiniz,
yakın bir zamanda HES projesi, yani baraj projesi ihalesi yapıldı. Köyümüz adeta yağmalanmaktadır. Bu özel olarak belki bugün Kırmalı'nın başına gelmiştir ama buzdağları Anadolu toprakları üzerindeki bütün köyler üzerinde oynamaktadır. Efendiler, köylüler binlerce yıldır özgür akan sularına, derelerine, yaylalarına, ormanlarına düşman kesildiler. Buraları yağmalamak istiyorlar. Yani sizin köylerinizde kaçırdım, sizin köylerinizde göç ettim, sizin köylerinize konmak istiyorlar.